Yeni bir videoma hoş geldiniz. Benim şimdiki kahvaltıdan sonra ilk işim MediaMarkt'a gitmek, kamera almak arkadaşlar. Şimdi online belki Amazon'dan falan birazcık daha uygun alabilirim ama vallahi bekleyemeyeceğim. Bu kamera arada böyle montaj yaparken böyle görüntülerin sallandığını gördüm. Allah Allah ne oluyor dedim. Telefonumla yapıyorum. Telefon hafızası doluyor. Videoları laptopuma geçiremiyorum. Telefonumdan montaj yapamıyorum hafızası dolu olduğu için. O kadar eziyet çekiyorum ki dedim ki olmayacak bu iş böyle. Olmayacak, yapıyorsan işini doğru düzgün yap. Kendine bir yeni kamera al. Ve işine devam et arkadaşlar böyle. Mutfağımı topladım. Sadece biraz menemen kaldı burada tavada. Onu da boşaltmadım. Bulaşıklarımı falan yıkadım. Makinemi çalıştırdım. Ve Norma'ya da uğrayacağım. Kedimi maması kalmamış. Annemlere uğrayacağım eminim. Anacığımı görmedim. 2 gündür görmedim arkadaşlar. Babacığım çok üzülüyordur. Oraya gideceğim. Evet şimdi planlarım bu. Kamerada bu arkadaşlar bakın. Bizim devamlı kullandığımız Canon PowerShot G7 549 euro bunu alacağım artık bir mecbur burada. Sütlü kabak arkadaşlar bilir misiniz? Bilmem biliyorum çorba şekerli çorba diye yazmış bana bir Instagram'dan seyircim. Biz severiz böyle babam da sever. Annem burada bir de böyle zebze yapmış arkadaşlar karıştırmış. İçine hiçbir şey koymadım su mu koymadım diyor sadece yağla. O kadar lezzetli olmuş ki ben buna ne diyorum? Elinin lezzeti. Ben yapsam bu kadar lezzetli olmaz. Alışverişlerim Silas'ın maması. Wind Bottle aldım. İçi çikolatalı bu defa. Normal kremalı olanı bulamadım. Macadamia bu fıstıklar. Böyle çayın yanına falan. Misafire. Bulaşık makinesi için arkadaşlar. Bu temizlemek için chips. Fish dipkin. Ekmek. Yumurta. Bunu handy halterim, bunu arabam için aldım. Şimdi arabamda var benim. Biri böyle cam içinde var, tutmuyor arkadaşlar. Bilmiyorum neden, onun için bunu aldım bakalım. Yolda belde iyi oluyor diye. Bunlar biber böyle içi labne peyniri dolgulu. Bunu Cihan istedi ve Frühlingsrollen böyle. Ve yeni bebişim geldi. Evet bu benim yeni bebişim arkadaşlar. Miley gördün mü yeni bebişimi? Gördüm bebişim. Annem sarma gönderdi Mile'ye. Onu yiyor şimdi. Zaten annenle senin sarmayı sevdiğini bildiği için sana onu bırakmış kuzum. Yeşe bak yeşe. Çok seviyorsun değil mi? Geçenki yaptığım sarmayı komple sen yedin neredeyse ha. Ben belki bir kere yedim üzerinden. Evet bu kadar. Yeni kamerayla çekimler devam etsin. Allah'ım yarabbim şükürler olsun sana diyorum. Hop. Baktım. Ne diyordun? Ya şu an kamera. Ya bu kameranın gördün mü nasıl kalitesini? Kaç paraydı? Kamera mı? 545 ya. Aha bak şey bak ya gördün mü işte böyle. Ben de telefon alayım yeni bir tanesi. Bu yüzden sattım. Ne ilgisi var Miley? Ben kamerayla çalıştığımın farkında mısın? Ben çalışıyorum telefonla. Ne çalışıyor? Teams. Teams. He sofa tutu olan Teams değil mi? Hı. Ya ya. Paketinden açtım. Böyle bakın arkadaşlar. Aynı eski kameram aslında. Aynısı. Evet böyle. Şimdi bu şu aküsünü doldurmak için olan şeyini açmayacağım. Çünkü bundan aynısı burada var. Eski kameramda aynısı olduğu için. Bunda dolduracağım aküsünü. Ve yeni kameramla yeni videolarım gelsin inşallah. Daha güzel kaliteli olacak bundan sonra. Burada da böyle kullanma kılavuzu. Allah'ım bir kullanma kılavuzu demesini beceremiyorum. Mileğim. Nereye gidiyorsun? Arkadaşıma. Arkadaşına gidiyor benim kızım. Ne yapmak gideceğiniz? Eislaufen. Eislaufen. Buz pateni yapmaya gidecekler. Okul çantasına bakın. Arkadaşlar okul çantasına bakın. Buraya atmış. Neyse şimdi kızıma kızmayayım da. Şey burada benim de boksum var. Burada duruyor bakın. Ben de toplamamışım ama ben toplayacağım. Yeni HelloFresh boksum geldi. Şimdi Kitchen'la ikimize yemek yapacağım. Yemek dediğim hazır arkadaşlar bakın. Ben kendime şu makarnayı almıştım. Böyle ıspanaklı, domatesli. Bunu kendime yapacağım. Bunu çocuklar yemiyor. Ispanak var içinde. Ispanak aman kötü bir şey ıspanak. Allah'ım. Benim çocuklarım böyle. Cihan'a da wings. Şurada biraz nugget var arkadaşlar. Birkaç tane nugget atacağım içine. Şeyin airfryer'ın içinde yapacağım.
Ben önce ısıtma yapıyorum. Air fryer'ı devamlı kullanmadan önce hemen şöyle bir 4 dakika falan. Kamerayla şöyle göstereyim. Çiğ normal pommes istedi. Bunlar böyle curved pommes. Normal Edeka'dan almıştım. Şimdi buna da masa diyecek. Ben biliyorum. Aa, bu da şekli niye böyle? Böyle yenir mi? Benim oğlum böyle arkadaşlar. Makarnanın şeklini bile yani şey yapıyor. Lezzetli olmuyormuş o şekil. İşte böyle huyları var. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İşte herkesin bir huyu var kendine göre. Bir şey yapamıyorsun. Ama ben alıştırmadım. Vallahi ben alıştırmadım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki alıştırmaya bağlı. Ama değil. Vallahi değil. Yani o kadar şey yapıyorum. Yaptım yani. Küçükken böyle o kadar her şeyi yerdim. Önce şuna getirelim. Açalım şöyle. Bu wingslerde zaten fazla et olmuyor. Şimdi fırın ızgara ayarına. Önce aç. Fırın ızgara. Kaç derecede yapalım? Şöyle. Bence 170 yeter. Zamanını 20 dakika yapalım değil mi? Evet şöyle başlatalım. Hazırlar. Benim yemeğim pişti. Ve kendime güzel bir çay demliyorum buraya. Oh, mis gibi çay keyfi yapacağım. Kitap okuyacağım, dizi bakacağım bugün. Chicken wings'ler de pişti. Şimdi pomesi, yani patatesleri koydum. Şu kılıfı buldum geldim çekmeceden. Bunu alalı bayağı oldu. Kameralar için almıştık. Hani kameralar hasar görmesin diye. Artık akıllandım. Bundan sonra kılıfsız çıkmayacağım arkadaşlar ya. Bu kaçıncı kamera biliyor musunuz bizim? Hani bu vlog kamerasından bahsediyorum. Diğer kameralardan bahsetmiyorum. Ondan önce aldıklarımız, ilk başlatıkları aldıklarımız. Sonradan bir büyük Canon almıştık. Sonra vlog kameraları derken Sony, sadece 3 tane Sony. Buraya biraz böyle şey, buraya tam olmuyor bu. Şu önü, bu Canon'un önü biraz kalın olduğu için. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İdare eder. Hiç yoktan. Şöyle iki tarafından. Bakın böyle kapanıyor. Birazcık. Ama şu var. Ne zamana kadar yaparım bunu böyle? Ne zamana kadar dikkat ederim? Veya ne zamana kadar dayanabilirim? O da var. Ama bunun kalitesi cidden yani. Hiçbir kamerayı, vlog kamerası olarak hiçbir şey kamera tutmuyor. Biz hepsini denedik arkadaşlar. Bir de bazılarının şurası böyle yan açılıyor. Böyle yukarı doğru açılmıyor. Yan açıldığı zaman otomatikmen böyle kamera çekim yaparken böyle bu yan tarafa bakıyorsunuz. Gözünüz kayıyor. Aynı iPhone'daki gibi telefonla. Ama böyle yukarı doğru olduğu zaman bakın böyle buraya bakıyorsunuz. Yani şeye baksanız bile buraya, ekrana baksanız bile buraya şey lens ediyoruz ya, oraya bakmış gibi oluyor. O zaman şey yapmış gibi olmuyor, hani şaşı bakmış gibi olmuyor. Böyle konuşuyorum, o tarafa bakıyorum yani, öyle bir şey. Neyse bir şey, patatesler kaldı. Onlar da bitsin, Cihan yemeğini yesin. Efra'ya da süper oldu arkadaşlar. Şimdi fırın yakacaktım bir sürü. Bakın pomesleri de çok güzel yaptı. Cidden çok güzel yaptı ya. Ben inanmıyorum biliyorsunuz. O kadar düşünmüştüm ne yapsam, etsem mi, alsam mı falan diye. Böyle şeyler içinde birebir. Şimdi ev yemeği denemedim daha. Onu da deneyeceğim inşallah. Normal patatesi de güzel yapıyor. Normal çiğ tavuğu da yapmıştım. Bu araba için aldığım şey arkadaşlar. Vallahi bu böyle cama yapılıyormuş. Bakın. Şöyle bir şey. Ben önceden almıştım bir tane ama şurası camda bir türlü tutmadı. Acaba kalitesi mi iyi değildi bilemeyeceğim. Adam dedi bunu bir dene dedi. Olmazsa geri verirsin dedi. Çünkü yolda falan Instagram'a çekim yapacağım zaman arkadaşlar buraya böyle takarsın, hiçbir şey yapmadan basarsın. O kendi konuşursun, çekimini yaparsın Instagram story için. Veya YouTube için elime kamerayı alamayacağım zamanlar buraya takarım olmazsa handimi. O zamanlar mecbur böyle handimden yaparım. Hiç şey yapmadan yani, yola bakarsın, buradan bu çeker seni, konuşursun. Yani öyle düşündüm. Bilmiyorum yani, bakalım. İnşallah olur, arabama takınca size gösteririm ama. Yeni kameramla devam ediyorum. Mutfakta böyle göstereyim, farkı görün, çekim hani görüntülerin farkını arkadaşlar. Şimdi bir dahaki videoyu bu kamerayla başlasaydım belki farkı göremezdiniz. Şimdi bu zamana kadar öbürküyle çektim, şimdi bununla devam çekiyorum. Şimdi kamerayı nereye koysam elimden. Bakın ışığı nasıl anlıyor, nereden nasıl ışık geldiğini bu
kamera daha iyi anlıyor. Yani onun için bunu daha çok seviyorum. Valla bir yere koyacağım şimdi ben bunu, düşecek. Ondan sonra yeni kamera hallolacak. Tripoda koymuştum. Tripod da buraya şeyin üzerine sığmıyor arkadaşlar. Kahve makinesinin üzerine. Önceden size mikrofonun üzerine koyuyordum. Şimdi kahve makinesinin üzerine. Şuraya koysak nasıl olur? Bakalım şu filtre, su filtresinin üzerinde durar mı? Valla durmayacağı benziyor arkadaşlar. Valla ben en iyisi. De bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kamerayı yeni aldık, halletmeyelim. Kendime çay koyacağım şimdi. Pijamalarımı giyeceğim. Efendim Cihan. Tamam. Gideceğiz. Ve yanına tatlımı alıp koltuğa bir oturayım. Şöyle bir de oranın, Allah oranın bu kamerayla görüntüsünü görün arkadaşlar. Şöyle bir şey dökeceğim bugün ama neyi dökeceğim bilmiyorum valla. Bakın şimdi buradaki görüntüyü görün bir de. Yani kamera fark ediyor. Arkadaşlar TikTok'ta bizim Miley'le hesabımız var. Ay Miley. Birleşik yazılıyor. Ay Miley hesabımızın ismi. Biz ta önceden bir hesabımız vardı TikTok'ta. Onu sildiler. Ondan sonra bir hesap daha açtık. O silindi. İşte böyle bir uğraştık. Sonra bu hesabımız şimdik. Ay Miley. Ve TikTok'ta Mileyswelt.official yani official diye birisi hesap açmış. Bizim videolarımızı tabii ki çalmış, oraya koymuş ve bizim videolarımıza yazılar yazmış. Bizim ağzımızdan, yani bizim dilimizden, biz söylüyormuş gibi, Miley söylüyormuş gibi bir sürü fake yalan yanlış haberler, yalan yanlış şeyler. Tabii ki bizi bloke etmiş. Biz hesaba giremiyoruz. Kesinlikle giremiyoruz. Ve sağ olsun Gurbet Canlı izleyiciler olsun, Family Fan Mileyswelt izleyicilerden olsun, çok 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 mesajlar geliyor. İşte bu sizin sayfamızın, işte Miley şöyle diyor, sen şöyle diyorsun. Yani bizim ağzımızdan resmen biz söylüyormuş gibi yazılar yazıyor videoların altına, bizim videoların. Tabii ki dedik ki lütfen şikayet edin. Lütfen siz şikayet edin. Biz şikayet edemiyoruz. Biz sayfaya giremiyoruz. Bir de sayfanın o kadar görüntülenmesi var ki, abonesi var ki arkadaşlar. Çünkü millet zannediyor ki bizim sayfamız, ne bilsinler, bilemiyorlar ki tabii ki. Mileyswelt official olunca ay Miley, yani nereden, ne alaka, yani hiçbir kanalımızla ismin ilgisi yok. Tabii ki bilemiyorlar başka hesabımız olduğunu. Çok uğraşıyoruz bu ara. Hesap bir türlü kapanmıyor arkadaşlar. Tabii ki böyle söylentiler bizim itibarımızı zedeleyen söylentiler veya yapılan videolar. Şimdiki fan sayfalarımız var mesela. Onlar gayet bizim normal videolarımızı tabii ki yayınlayabiliyorlar, alıyorlar. Ama yani gayet normal fan sayfası izliyorlar. Ama bu çıkıyor benim ağzımdan, ben söylüyormuş gibi, Miley'in ağzından Miley söylüyormuş gibi şeyler söylüyor. Tabii ki böyle şeyler, hani ben bazen diyorum ki ben bu medyayı, sosyal medyaya atıp biliyoruz, söylentiler oluyor, yapılıyor böyle şeyler. Ama Miley bunu şey yapıyor böyle, kafasına takıyor, ben bunu çözeceğim diyor. Böyle bir şey yapamazlar bizim hakkımızda yani. Resmen benim şeyimi, yani dediğim gibi itibarımızı zedeliyorlar falan. Onun için arkadaşlar bir karar aldım. Polise gideceğim. IP adresinden bulunuyormuş. Yani TikTok kapatmıyor. TikTok neden kapatmıyor hesabını biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü videolar viral. Viral oluyor videolar. Ya düşünebiliyor musunuz mu? Videolar viral gidiyor. Yani biz sanki biziz. Yani biz değiliz ama biziz. Yani düşünün yani. Millet de tabii ki tıklıyor. Onun için TikTok kapatmıyor bu hesabı. Onun için ben de karar aldım. Polise gideceğim. Eğer polis derse biz bir şey yapamayız. O zaman avukata gideceğim. Avukattan yardım alacağım, avukat aracılığıyla hangi yerlere, mekan ne diyorlar, yerlere başvurulur, oralara başvurup IP adresinden TikTok olsun, ben bu hesabı muhakkak bulacağım. Bunu yapan garanti bir büyük insan zannetmiyorum, bir genç bir kız, genç bir çocuk, neyse, ama ne kadar da genç de olsa, çocuk da olsa bunu yapabilir, cahildir demeyeceğim. Çünkü o kadar videoların altına yorumlar var ki arkadaşlar, yani yorumlarda diyorlar, bilenler yazıyor, diyor ki sen Miley değilsin, sen Miley'in annesi değilsin, sen kimsin, niye böyle şey yazıyorsun, sen fakesin, kapat hesabını falan. İmkanı yok, reaksiyon yok yani. Onun için ben böyle şeye göz yummayacağım. Lütfen anneler babalar da diyorum, dikkat etsinler, çocuklarının neler yaptığını görmüyorlar bazen, TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun. Yani
Bu işi ele alacağım artık. Başka çaresi kalmadı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Yukarı gideceğim. Çayımı koydum gerçi. Bir bardak bir önce bu çayımı bir içeyim burada. Şöyle keyif. Ondan sonra yukarı gideceğim. Bir makyajımı falan temizleyeceğim güzel. Pijamalarımı giyeceğim. Siz de götürün. Rutinimi göstereyim mi şöyle temizlerken arkadaşlar? Nasıl temizliyorum yüzümü? Gerçi hiç gayet normal bir şey yapıyorum ama bazıları çok merak ediyor. Aynur Hanım, Aynur abla nasıl temizliyorsun, neler kullanıyorsun diye size bir göstereyim. Şimdi en mühim yüzümü köpükle temizliyorum. Bakın bu Skin by Yaden'in köpüğü. Bunu alalı ne kadar çok oldu arkadaşlar. Arada tabii başka köpükler de kullandım. Sonra Agartha'nın böyle temizleme köpüğü var. Ben de bunu göstereyim. Yani kesinlikle cildimi öyle hani böyle temizleme micellar falan oluyor ya sular garnierin onlarla temizlemiyorum. Bana kesinlikle böyle köpük lazım. Daha derinden temizliyor çünkü. Bunu böyle güzel sürüp böyle temizliyorum. Bu arada saçlarım falan da ıslanıyor ama olsun sabah zaten böyle dağılmış saçlarla kalkıyorum. Şimdi böyle cildimizi temizleyince havlu kullanmayın diyorlar arkadaşlar. Mutfak havluları var ya hani mutfak kağıtları. Onlarla temizleyin diyorlar. Ben birinde yapsam birinde unutuyorum. Daha doğrusu aslında buraya koysam şuraya bir köşeye banyoma belki iyi olur da işte ihmallik mi desem ne desem böyle küçük havlularım var. Onlarla siliyorum. Göz makyajımı bu Nivea. Bakın yıllardır kullanıyorum. Şeyin de var. Neydi onun adı ya? Mary Kay'in de var bir tane. O da çok güzel. Onun fiyatı biraz daha tuzlu ama o da çok güzel temizliyor. Göz temizleme makyaj şeyi. Ondan da tekrar bir almak istiyorum. Böylece gözümü temizliyorum. Bugün zaten yüzüme ben hiç şey sürmedim. Make-up falan yoktu yüzümde. Sadece şey vardı. Allık, bronzer ve işte biraz sürme ve şey vardır. Rimel vardı. Böyle gözümü temizliyorum. Onun peşine de hemen en mühim arkadaşlar bu tonik. Tonikle de kalan şeyleri cildimizden pislikleri artık ne rest diyoruz artıkları. Bununla da böyle güzelce böyle temizliyorum. Geceleri yatarken ben cildime yağ sürmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Yağları, doğal yağları tercih ediyorum. Benim çeşit çeşit yağlarım var. Allah'ım gül yağından tutun da işte ozon yağından bilmem ne yağından. Yağ çeşidi bende çok. Yani doğal yağları çok sevdiğim için. Şimdi nerede benim ozon yağım? En çok da geceleri tercih ettiğim bu ozon yağı. Bakın bu ozonlanmış zeytinyağı bu. Böyle kırışıklara falan iyi geliyormuş her şeye böyle. Yani böyle yağları tercih ediyorum. Çünkü yağlar gece cildimizin beslenmesine yani güzel böyle yardımcı oluyor. Şimdi tabii ki hani soranlar oluyor çok Aynur Hanım işte cildin yaşına göre güzel işte ne yaptın falan diye. İşte özel öyle fazla bir şey yapmıyorum cildime arkadaşlar her zaman için burada böyle cilt konusu olduğu zaman söylüyorum. Ben cidden 30 yaşımı geçtikten sonra herhalde yüzüme krem sürmeye başladım. Ondan önce krem falan hiç yani kullanmazdım. Bilmiyorum sabundan temizlerdik yüzümüzü olur biterdi yani sonuçta. Böyle evet bakımı böyle bakın göz kremi falan da sürmedim. O yağ böyle göz çevreme de sürdüm. Oldu bitti. Bir de ben şeye başladım. Agartha'nın böyle şey yağı var arkadaşlar. Snail cream. Salyangoz yağı. Bunun gül kremini bakın burada gül kremim var. Evet bu gül kremi olan. Bunu kullandım bir müddet. Mesela gündüzleri falan. Bu böyle bitti sayılır. Bu da gündüz için salyangoz kremi. Bu da çok güzel. Ha bir tane de şunu bunu göstermem lazım arkadaşlar. Gece kremi. Arada da bu gece kremi çok güzel. Bunu başlayalı 2 hafta mı oldu desem. Kırışık karşıtlı ve sıkılaştırıcı Agartha gece kremi. Bu neyli bitkisel kozmetik. Neyliydi bu ya? Ay bunun ballı mıydı? Bir şeyliydi arkadaşlar bakın. Bunu sürdüğünüz zaman var ya cildiniz yumuşacık oluyor. Yumuşacık oluyor böyle. Aynı bu yağlı hissi veriyor. Bilhassa kuru ciltler için, nem gerekenler için
bu gece için çok çok güzel bir krem. Mesela benim cildimi ben hep zannediyordum ki böyle orta hani karışım bir cilt. Hep gittiğim cilt bakım yerleri dedi ki senin cildin kuru cilt dedi. Kesin aşırı nem ver yüzüne dedi. Öyle nem dediğim zaman böyle şey kremler oluyor ya böyle yaşlılık karşıtı böyle çok böyle içerik olanlar kremlerden değil. Ya güzel bir nemlendirici sade ve doğal arkadaşlar. Böyle ürünleri tercih ediyorum. Evet. Bu kadar. Yatarken de bu bakımı yapıyorum. Kesinlikle makyajımı temizlemeye dikkat ediyorum. Başka da dikkat ettiğim bir şey yok ama artık hani yavaş yavaş şeyler var ya artık tabii ki yaşa göre şey oluyor. Buraları mı diyorum acaba birazcık şöyle şuralardan doldursam mı diyorum böyle. Böyle hep böyle aklıma geliyor gidiyor ama ne diyorum yüzüm olduğu için korkuyorum. Yanlış bir şey yaparlar da yüzüm etmiyor bir şeyler olur diye çok korkuyorum arkadaşlar. Yaptıranlar çok memnun olanlar çok evet ama ben böyle şeylerden korkuyorum. Gözümü yaptırdım bir kere. Buralarda belki fark ediyorsunuz, etmiyorsunuz. Dikişlerim düşmemişti. Dişlerim düşmeyince değil eriyen dikiş. Ne diyorlar ona böyle estetik dikişlerine? Doktor almıştı. Onun için burada böyle birkaç izler var. Onlardan yani şimdi açık açık söyleyeyim. Pek memnun değilim. Ameliyat sürecim çok güzel geçti. Ama işte böyle şeylerden korkuyorum Allah'ım. Makyajsız da kameraya öyle bir yaklaştım ki yani doğal halimle. Evet arkadaşlar. Evet gece rutinimi de gösterdim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar vlogum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu da şöyle bir tık beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bana da tabii ki faydası oluyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.